nitroz oksidi ciddi biçimde değerlendiren, çok az sayıda araştırmacı oldu. Bu ihtimale az ilgi gösterilmesinin, bir hata olduğunu düşünüyoruz. Bilim insanları, dünya dışı yaşamın göstergesi olabilecek, yeni bir işaret belirledi, gülme gazı. Amerika'daki Riverside Üniversitesi'nden araştırmacılar, öte gezegenlerde uzaylılara ait bir iz arayan projelerde, bu gaza dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Nitroz oksit diye de bilinen gülme gazı, vücutta mutluluk hormonu diye adlandırılan, dopamin molekülünün salınımına yol açtığı için güldürüyor. Tıpta ağrı kesici olarak da kullanılan gazın, yanlış veya fazla kullanılması ise, sağlık açısından ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Hakemli bilimsel dergi, The Astrophysical Journal'da yayımlanan yeni araştırmanın başyazarı, oksijen ve metana biyolojik imza olarak, çok fazla odaklanıldı diye konuştu. Nitroz oksidi ciddi biçimde değerlendiren, çok az sayıda araştırmacı oldu. Bu ihtimale az ilgi gösterilmesinin, bir hata olduğunu düşünüyoruz. Nitroz oksit, dünyada mikroorganizmalar tarafından üretiliyor. Ancak şu anda, atmosferde çok yoğun değil. Bu da öte gezegenlerde yaşam ararken, gülme gazının ihmal edilmesine yol açtı. Ancak araştırmanın ardındaki ekip, dünya tarihinin bazı dönemlerinde, bu gazın yoğun olabileceğini belirtiyor. Shivaya Thurman, okyanuslardaki koşulların, nitroz oksitin biyolojik olarak, çok daha fazla salınmasına olanak tanıdığı, bazı dönemleri hesaba katmıyorlar dedi. O dönemlerdeki koşullar, bir öte gezegenin bugün geldiği noktayı yansıtabilir. Shivaya Thurman ve ekibi, canlı organizmaların başka gezegenlerde, nasıl nitroz oksit üretebileceğini canlandırmak için, bilgisayar simülasyonlarına başvurdu. Simülasyonlar, bu gazın dikkate değer bir biyolojik imza olabileceği durumların olduğunu, ortaya koydu. Araştırmacılar buradan hareketle, dünya dışı yaşama dair keşif görevlerinde, bu gazın da aranması gerektiği sonucuna vardı. Ekip, öte gezegenlerin atmosferlerini inceleyebilen, James Webb Uzay Teleskobu gibi gelişkin cihazların, nitroz oksit aramak için kullanılabileceğini savunuyor.